Herkese selamlar arkadaşlar. Beklediğimiz, istediğimiz oyuna geliyoruz sonunda. Bu oyundaki ilk kaydımız formadan anlaşılıyordur. Tarafımız belli. Ya Fransa'daki Türkiye diyelim. Türkiye oyuncular diyelim. Lille'deyiz tabii ki. Hemen şöyle oyuna başlayacağız. Kulüp menajerliği Avrupa Fransa deyip Lig 1. Evet, Lille. Lille ya, hastasıyız bu takımın. Geçmiş kurulum diyoruz ve başlıyoruz. Oyunumuz düştü. Şunları analitikler yapalım. Türkiye birinci kalsın. Yeni zeki çelikler buluruz oradan. Neden olmasın? Oyunumuzu en azından 4 yıldızı yaparsak güzel olacak. Evet, oldu, tamamdır. Şimdi burayı şöyle yapacağım. Hem çok videonun uzun sürmemesi açısından hem de oralarla sizleri sıkmamak için direkt sezon önünü yapacağım. Yani oyuna gireceğiz. Transfer sezonunu yapmayacağız. Sezonun başlangıcı normal kadroyla maça başlayacağız. Yani hedefimiz bu sezon ligin gerçekte olduğu gibi şampiyonluğu diyebiliriz. Sezonun başlangıcı diyoruz. Oyuna başla diyoruz. Evet. Alternatif ülkeleri seçtik. Seçtiğimiz ülkeler hani diğer sezonlar için veya devre arası için transferlerde işimize yarayacak. Oradan yeni yeni oyuncular çıkaracağız. Ama önceliğimiz Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile, hatta Mustafa Kapı bulursak onunla da güzel bir lig yapmak. Ligi bitirmek, tamamlamak. Zaten formamızın amacı da bu. Şampiyonluk mu olur artık? Nerelere oynarız bilmiyorum. Şimdi bekliyoruz. Oyun kurulsun. Sizlere detaylar vereceğim. Taktikleri de vereceğim zaten. Bu sezon ne planladığımızı, ne oynamak istediğimizi. Hepsini beraber konuşacağız. Yüklenmesini bekliyoruz oyunun. Birden fazla lig seçtiğimiz için yüklenmesi zaman alabiliyor bazen. O yüzden. Bu arada formayı beğendiniz mi? Türkiye'de Lille forması. Bence yakıştı. Hala beklemedeyiz. Ve kafamdaki taktikten bahsedeyim sizlere. 4-2-3-1. Klasik Lille taktiğiyle gireceğiz. Sağda Zeki, Banko. Yanında Kaptan Fonte. Solda Bradaric. Renato Sanchez. O da Banko oyuncumuz. Kim? 10 numarada Yusuf'u deneyeceğiz. Yusuf'u kanatta kullanmayacağım veya ikinci forvet kullanmayacağım sıkışana kadar. Burak olacak. Artık David, Ikone birilerini keseceğiz bakalım. Zaten amacımız burada Türkleri oynatmak. O yüzden Lili seçtik. Hatta bir sonraki kariyerimiz için tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Formalarımıza göre gideceğiz. Bakalım elimizde hangi formalar var. Niye kardeşim seven sevene? Evet, şimdi profilimizi oluşturduk. Profili kullanacağız. Uluslararası pro lisans. Şunu da dünya çapında yapalım da Lil'in karizmasına uygun bir şey olsun. Evet. Aslında Lil atkısı alsaydım şu an çok güzel olurdu. Teşekkür ediyoruz. Evet, bakıyoruz. Medyanın tahmini bizi dördüncü görüyor. Yani bu Fransa medyasını oldum olalı sevmem. Bunu Ali Ece ile konuşacağız. 50 bin kişilik bir stadyumumuz mevcut. Kulüp geçmişimizi şurada veriyor. 1944'te kurulmuşuz. Avrupa kupalarındayız. Fransa kupasında da 9. tur bizden bekleniyor. Futbol direktörümüz Sylvain Armand 40 yaşında. Yani çok yetenekli görünmüyor ama yeni futbol direktörü bakabiliriz. Jorge Messi geldi. Yani çok iyi seviyede değiller ama şimdilik işimizi görür gibi. Tahmini bir kadro vermiş bize. Bu kadroyla olmaz. Bu kadroyla olmaz. Ikone Bamba, Ikone David. Yani birine güle güle diyeceğiz. Artık onu biraz sonra beraber bakacağız.
5 yıllık planımızı ilettiler bize. Şu an burada yazıyor. Bu FM21'de yeni gelen bir şey. FM20'de yoktu bu. Maaş bütçesinin aşılmaması genel. Allah'ın emri o zaten. Bayburtspor'da alsan onu söylüyor sana. Avrupa Kupası'na katılım istiyorlar. Fransa Kupası, Şampiyonlar Ligi'ne kalınması 2021-22 sezon için. Abi bizim de amacımız o. Şunları hemen göndermeye gerek yok. Bir basın toplantısı, onu da gerek yok aslında. Şurada dil dosyamızı kaydedelim. Tipim çok benzemedi ama olsun. Fixtür diyelim önce, hemen bir onu teyit edelim. Hazırlık sezonu böyle böyle geçmiş. Saint-Étienne'le ligi açacağız. Büyük ihtimal 2 veya 3 maç yapıp bu kaydı sonlandırırız. Önce isterseniz bir taktik oluşturumunu yapalım. Yani Fransa ligindeyiz. Yani topu biz oynamalıyız. Ayağı ince oyuncularımız var yani. Gegenpress bizim için iyidir. Yusuf'u kullanacağız. O yüzden baklavadan ziyade ben kanat oyunu seviyorum. Kanat oyunu daha iyi etki veriyor. Bunu yapacağız. Ya pozitif futbol abi. Burada hücum oynayacağız biraz yani. Pas şeklimizi yapıp iyi kanatlarımız var. O yüzden yani ben kanat oyunu daha çok bana şu an cazip geliyor. Karşı presimiz olacak. Kontra hemen. Kalecimiz de topu elle hızlıca oyundan çıkarsa bizim için bir şey kalmıyor. Ben savunma yönde kuracağım. Offside taktiğinde kullanacağım. Bu Fransa Ligi'nde artık zaten gelmiyor ya. Hepsi savunuyor. Bunu yaptık. Şimdi arkadaşlar şuradan hızlı seçim deyip deneyelim. İkoneyi aldı yani. Şuradan da ayrıca, pardon, çok pardon. Şuradan düzeltmemizi yapalım. Kulüpte olmayanları göstermesin. Hiç o kadroyla uğraşmaya gerek yok. İkone yani süratli ve özel yeteneği, yani fiziksel olarak da çok kuvvetli. Saçma bir kadro verdi. Renato Sanchez'i ben buraya alacağım. İkone'yi kanat yapıp Yusuf'u oraya alacağım. Bambacım, seni de sol açık yapacağız. Kusura bakma. Yani benim düşüncem Luis Araujo. Yani tam telaffuzunu bilmiyorum. Yusuf'un yedeği olacak. Jalo'yu çok seviyorum ama yani biraz böyle bana Luyendama'yı andırıyor. Böyle gereksiz bir özgüveni var. O yüzden Kaptan Fonte olmazsa olmazımız. Çalışkan forvet Burak Yılmaz, sadece hücum olmasın, destek olsun ya da yok yok. Burak zaten yaşlı, şimdi yorulacak. Kanat forvet destek Bamba süratini kullansın. Bunu ben direkt kanat olarak kullanmak istiyorum. İkoneyi. Yusuf Yazıcı da, yani Yusuf'la Burak'ı ileri bırakıp oynayacağız. Şu defansif oyun kurucu yapabiliriz Sanchez'i. Andrei, pardon. Sanchez iki yönlü. Sanchez'in ciğer Kante gibi gider gider gelir o. Kesici yapalım. Sigorta yapalım. Fonte zaten çok çıkmasın. Zeki de hücum oynasın. Kalecimizin zaten Maidana'nın ayağı iyi diye biliyorum. Refleksleri güzel. Pası da 12. Fena değil. Bunu nereden aldılar zamanda? Yani Paris'ten 1 milyonu arıp şu an iyi bir kaleci yapmalı. Yalnız yedeklerde Timothée Weah var. Eski Milanlı Weah'ı hatırlar mısınız bilmiyorum. Onun yeğeni diye biliyorum. Oldu olabilir. Yeğeniydi bence ama. Süratli bir oyuncu. Hemen bakalım. Evet. Hızlanması zaten bunu belli ediyor. Buna bir bireysel antrenman verebilir miyiz? Antrenmanlara çok girmek istemiyorum bu sezon. Ben sadece böyle bir kariyer yapalım dedim. Antrenmanlarda da zaten zaman geçtikçe onlara da gireceğiz ama şu an bu. Yani yedek kalecimiz Karnezis, emektar bir oyuncu. Şu an iyi kadromuz. Duran top kullanıcıları, kornerler. Hemen bakalım. Yani Yusuf Yazıcı tabii o. Bu arada Yusuf, yani girdik profiline ama müthiş. Yani Yusuf'a talipler çok. Yusuf'a talipler çok. Yani benim duran top mevki fark etmeksizin Yusuf. Yedek sağ bek olmaz. Yani oradan yedeği Arao'yu koyalım. Bir de orta sahadan
Şekaya koyalım. Serbest vuruşlar yine tabii ki soldan. Yusuf buradan kesme vuruşu yapsa, Yusuf'u Burak koyacağız artık, sırayla gelir vurursunuz yani, ne diyeyim. Şu şut şansı az olan yerleri, ya Burak'a gerek yok, orada yine Yusuf'u koyacağız. Yusuf'un o sert kavisli toplarını biliyorsunuz hepiniz. Aynen, bunlar geride olduğu için çok seçmeye gerek duymuyorum. Ya Burak'ı da seçme ama kardeşim. Uzun taç. Onlar da otomatik, çok önemli değil onlar şu an bizim için. Penaltılarda Burak, David veya diyor. David'i ben çok sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden Yusuf, İkone, sürpriz yapıp dördüncü sıra kaleciyi koyuyorum. Renato Sanchez'i de koyuyorum. Yani buradan duran top ayarları hemen bakalım. Korner vesaire ayarlarını yapabiliyoruz. Dediğim gibi bu sezon çok detaya girmeyeceğim. Bunları başka videoda detaylı olarak zaten üstünde duracağız. O yüzden şu an bunlar iyidir. Oyuncu satmayı da düşünmüyorum. Önerilen hamleleri uygulasak yeterli bizim için. Vizyon zaten ilk videoya başlarken söylemiştik. Kadro seçim kuralları Fransa'da, evet yani bu sezon Osimhen'i satan bir Lille vardı biliyorsunuz. Şu an mal durumumuz iyi. 15 milyon transfer bütçesi var. Şunları bitirelim, yardım. Hemen bakalım. Satış listesine bakıyorum şu an. Transfer listesinde olan hani öyle bizim çok işimize yarayacak bir oyuncu yok. Bernard var da kanat ve hücum istemiyoruz. Satış listesinde bir Mahrez var. Yani Mahrez'in yıllık maaşını çok karşılamayabiliriz. 9 milyon euro alıyor. Aaron Ramsey. Bak Ramsey olur. Ramsey olur da yıllık 10 milyonda Ramsey'in var. Mali durum, maaş bütçesi. Yok abi yok. Hiç şimdi transfere girmeyelim yallah. Hiç. Saint-Étienne maçına hemen gidiyoruz. Piet sakatlandı bir gün. Bakalım neler olacak neler. Evet, buradaki detaylar da antrenman, yani futbolculara verilen cezalar. Şimdi antrenmanı kaçırıyor. İşte uyarı veriyorsun, bir gün veriyorsun, maaşını kesiyorsun. Hatta en ağır oyuncuyu alt takıma yolluyorsun. Yani bunlar standartı şu. Kırmızı kart direkt. Yani kırmızı kart direkt de bir hafta gider kardeşim. Dikkatli oynayacaksınız. İzin almadan kulübe gelmemek. 4 kez de fazla yaparsa da alt takıma gönderirim ben onu. Antrenman da kaçmayacak. Bunları onayladık şimdilik. Dediğim gibi detay videomuz daha sonra olacak. Kaptanımız Fonte, yedekte Benjamin Andre. Bunları bozmadık. Takım için yaş diyor, gerek yok. Biz de istemiyoruz onu. Sözleşmesini feshederiz daha sonra. İlk maç Saint-Étienne olacak. Ama nasıl olacak? Biz de merak içindeyiz. Kadro iş yapacak mı? Kendimizi bir takıma tanıtalım. Merhaba arkadaşlar, Lille'in yeni menajeri, evet. Burada bize oyuncular sınıfına hoş geldin demek istiyorum. Sizinle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Yani burada çok sevmiyorum burayı ben ya. Çünkü kimse memnun edemiyorsun. Çok oyuncu var. Hani bak ne desen şey olacaklar. Ya bu sene ne diyelim? Şampiyonlar Ligi vizesi diyelim. Takım olumlu bakıyor. Ben de böyle bir cevap duymayı bekliyordum. Avrupa Kupası'nda sonraki turlara kalacağız. Fransa Kupası'nda sonraki turlara kalmak istiyoruz yine. Yani bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Yine takım morali iyi. Takımın liderini gördünüz, Fonte. Fonte bizim olmazsa olmazımız. Şu an ben bunları teknik heyete bıraktım ama istediğimiz oyuncuya gelip bireysel antrenman yaptırabiliyoruz. Yani örnek veriyorum, Zeki'ye gelip ben buradan antrenman dediğim zaman şurada görüyorsunuz ekstra güç antrenmanı soruyor zaten. Hemen sen bunu diyorsun veya bu oyuncunun bireysel antrenmanıyla komple ilgilen veya bütün bireysel yönler veya sadece ben Zeki Çelik için bunu yaptım diyorsun. O yapıyor. Ya bu şekilde göstermek istedim. İlk maçımız Saint-Étienne ile Lille'in sahasında. Yani şu güzel formanın sahasında. Şu an bir gaza geldim. Bu Saint-Étienne'i yememiz lazım. Yoksa bu iş olmaz.
Gözlemcilik de şu an biz transfer sezonunu bile kapattık bununla uğraşmamak için. Şu mesajı tekrar gösterme. Yani şu ligde bir Mbappe var. Yani bakmalara doyamazsın. Hız ve hızlanma 20-20. Bu adamı tutacak kimse yok şu an oyunda. Bastımı gider. Şu an bizim elimizdeki gözlemciler bize oyuncu öneriyor. Maresic 73 gözlemci notu vermiş. Ama hangi gözlemci vermiş ona bakmak lazım. Çünkü gözlemcinin gücü düşükse örnek veriyorum. Hemen bakalım kim var gözlemcimiz. Ya şimdi benim bu gözlemcinin oyuncu potansiyel değerlendirme gücü 12-20 üzerinden. Yani bu adam 73 veriyorsa kendi potansiyeline göre veriyor. Yani bunu 16-17 olan bir adam gelse ona 73 vermeyecek. 60-65 verecek. Yani o yüzden her gördüğümüzde düşmemek lazım. Bunu ben beğenmedim zaten. Paris'in kalecisi bu çocuk takip edilebilir. Bunların hepsini yapacağız zaten. Damian Suarez'i biliyoruz. Şu an bize ihtiyacımız olan bir oyuncu değil. Zeki var orada, Zeki. Yani kafu çıkıp gelecek ki ben Zeki'yi keseceğim şu an. Piyet kusura bakmayacak artık. Yedeklerde kalacak. İşte profesyonel olmuş 16 yaşında bir oyuncumuz. Maç geliyor. İlk maçımız yolda. Saint-Étienne. Ferhat Çoğalan. Ya bu çocuk da inanılmaz potansiyelli görünüyor. Şuradan hem size onu da göstermiş olayım. Şimdi ben bu Ferhat'ı kiralamak istiyorum. Ferhat şu an Lille 2 takımında görüyorsunuz. Şuradan transfer durumu diyoruz. Satmak istersek transfer listesine koyuyoruz. Oyuncunun düşüncesi zaten istemiyor. Biz de satmak istemiyoruz. Biz kiralamak istiyoruz. Bak o da kiraya gitmek istiyor. Buna gelen teklifleri de şuradan hepsini ben değerlendireceğim. Yönetim karışmıyor. Yani asistanlar vesaire karışmayacak. Ki büyük ihtimal Ferhat'ı illa kiralamak isteyen olacak. Fransa 2'den vesaire. Hatta Türkiye'ye de verebiliriz. İş yapar. Dediğim gibi. Fransa 2'den hemen teklif geldi. Şunları zaten geçelim. Bunların detaylı ayarlarını yapmadığımız için şu an böyle oluyor. Basın toplantısı. Ne diyor burada hocamız? Kulüp transfer döneminde toplantıya gerek yok abicim. Ben sizin şu an toplantınızla uğraşmayacağım. Çünkü her şey yolunda. Bir sıkıntımız yok. Da 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 da. FM'nin olayı bu zaten. FM detay. Yani detayı seven adam FM'yi oynar. Yoksa olmaz. Şimdi bekliyoruz. Işıklı kamera kalitemiz biraz kötü ama diğer kamera maalesef bir ayarını yapamıyoruz ısrarla. O yüzden bir süre bununla idare edeceğiz. Ve beklenen gün geldi, çattı. Rakip Saint-Étienne. Sağımızda oynuyoruz. Güzel bir şey. Sağımızda başlangıcımızı yapıyoruz. Tahminleri alalım. Evet. Evet. Şimdi takım seçimi diyoruz. Bahsettiğimiz kadronun aynısını çıkacağız arkadaşlar. O taktiği bozmayacağız. Burak ve Yusuf'tan umutluyum. Yusuf'a şöyle detay verebiliriz. Daha fazla hücum açık. Boş alanlara koşu yap. Onu tıklayalım. Yusuf boş alanlarda çünkü etkili şut atıyor. Şurada çok sıcak bir bölge bakın. Yeşil daha bir koyu böyle yeşil daha belirgin olmuş. Onu bize gösteriyor. Maça git diyoruz ve first date. Şu arayüzü çok sevdim ya. Bu versiyonda çok iyi. Onlarda korkacağımız oyuncu var mı? Ben bakıyorum. Yani şu Vahbi Kadri eskilerden yani çok yaşlı bir oyuncu değil. Hatta iyi bir oyuncu ama bunun bir Premier Lig geçmişi var diye hatırlıyorum ben. Maç sırasında onu da bakacağız. Ve şuradan kamera ayarlarımızı yapalım direkt. Onunla uğraşmayalım daha sonra. Oyun arası yani biz sadece kritik anları izleyeceğiz. Bütün maçı izlemek çok uzun sürüyor. Şurayı şöyle yapalım. Pozisyon tekrarlarında da ucu ucuna ofsaytlara gerek yok.
Kaçan penaltılar var. Ofsayt yüzünden sayılmayan goller. Tamam, şu an evet, oyuncumuz ideal, fena değil. Evet, izliyoruz şu an. Kazri'ye bakacaktık. Ben de merak ettim. Aklımda, biraz sonra bakacağım. Ya da tıklayalım bakalım. Tunuslu, evet. Ben bu çocuğu Premier Lig vardı ya, evet. Bak, Sunderland'den hatırlıyorum. Profiline bakayım. Ya bize tam böyle sıkıntı çıkaracak adam tipi yok mu? Şuna bir bakın. Tam böyle Amrabat'a da benziyor. Bilir Galatasaraylılar. Neyse, Madridliler de bilir. Evet, şu an Debuşi. Eski Arsenallı bu da. Bir dönem oynamıştı Yusuf. Ne ara sarıyordun oğlum? Andre. Andre çalımını attı. Zeki bindirecek mi? İkone. Zeki arkadan geliyor. İkone. Oğlum nasıl bir ayağın var senin ya? Oraya kadar gelip öyle vurmak. Şu an görünen top bizde. Yani baskın başladık. İç sahadayız zaten. Buna göre taktiğimizi yapmıştık zaten de. Allah Allah. Kesemedim oyunu da bir an. Geliyordu yani. Metz deplasmanda Nantes Suri. Okueta yani. Başka maça kaydı gözüm. O da iyi topçulardan biri. De bu işi. Vah, Pikazi. Yusuf. Orada bir top çalmak çok güzel. Evet, hadi Yusuf. Haydi oğlum. Vur ona. Andre, Zeki geldi. Aslanım benim. Yusuf. İşte Türk gücü ya. Vallahi Türk gücü Almanya'daki. Ya biz Mustafa Kapı'ya bakacaktık. Unuttuk ama maç bitimi ona da bakacağım. Yani ilk yarı 0-74 gol oranı, bilemiyorum, çok da iyi gelmedi bana. Pozisyona giremedik. Topu hakimiz ama pozisyona giremedik. Bu bizim için kötü oldu biraz. Yani çok da hamle oyuncumuz var mı? Bamba yerine Luis Araujo'yu alıyorum artık. Yusuf'un da sarısı beni korkutuyor ya. Dengesiz mengesiz bir hareket yapmaz umarım. Müthiş bir pas ama bilin bakalım kim ofsaytta kaldı. Tanıdığımız bir isim, Burak Yılmaz. Şu an devam ediyoruz. 62 60 oldu. Araoyu aldık. İşte hadi Yusuf. Yapmayın böyle oğlum. Yapmayın böyle oğlum. Zeki. At oğlum çalımına. Bindir bindir. Devam et. Devam et. Radaric. İkone. Burak Yılmaz. Luis Araoyu. Oyunu okudum. Oyun nedir, nasıl okunur? Gol tekrarını görüyoruz. Mradaric, Burak, İkone. Abi Burak ya. Nasıl orayı sırf dönük oynuyor? Seviyorum ben bu adamı. Oyunculara seslen. Seslenin. Dakika 76 oldu. Bir oyuncu değişikliği vakti gelmiştir bence de. Yazıcının sarısı var. Zaten beni korkutuyor bölgede. Şu genç veya alalım ya. Çok o kanadın oyuncusu değil ama. Neyse, oynasın. Tamam, sıkıntı yok. Onu oynatacağım. Onun dışında genel olarak iyi olduğumuz için başka değişik yapmayı düşünmüyorum şu an için. Son dakikalarda zamana yönelik yapıştıracağız. Abi zaten 3-3 çekmişler. Bu maçın hakkı bu ya. Hatta maçın hakkı handikap 1 de. Bak, büyük konuştuk. Oo, Maynan, Maynan çok iyisin be oğlum. Sesini duyuyorsundur inşallah. İkone. İkone gidiyor. Ne yaptın be İkone? Oo, Jonathan İkone. Messi misin be oğlum? Getafe'nin var karşında. Ne yaptın? Topu aldığı yere bakın. Orta sahanın gerisi kendi sahasının yarısı. Müthiş. İstesem bu golü çıkartamam yani.
O ne ya? Oyuncuya seslen. Bitirmeyin oğlum. Tutarsın. İşte bu beyler. YouTube'un ilk FM videosu uğurlu geldi. Aldık yani. Tebrik ediyoruz takımı. Herkes çok formda. Herkes çok motive. Yani çok güzel bir oyundu bence. Bireysel ayaklar iş yaptı. Tabii bizim de bir dokunuşumuz oldu yani o Arao'yu falan almak. Ters ayaklı kanatta oynatmak. Gör beni gör hoca. İyiydik, iyi başladık. İlk maçımızı yaptık. İkinci maçı da yapalım. İkiyi de yapalım. Öyle bitirelim videoyu. Montpellier bilir bizim Galatasaraylılar. Belhanda'nın oynadığı kulüp. Hani başkanları ölsem de Belhanda'yı göndermem Türkiye'ye deyip de sonra Allah rahmet eylesin vefat eden adam. Güzel o ara gündem olmuştu. Gerçi biz de çok Belhanda'nın aynı görmedik ama olsun. Canım Belhanda. Ondan sonra daha Şimdi toparlayamadık. resti bekliyoruz. Diyor ya, ne senle ne de sensiz. Aynen Yani durumumuz oydu Brest'te yani. içeride oynayacağız. İkinci iç saha maçımız. Bence Brest bizden korksun. Takım seçimi. Yusuf'un maalesef ki ayak bileğinde dönme var. Aslında editörle düzeltebiliriz ama gerek yok. Maalesef Yusufçuğu kaybettik. Bu maç olmayacak. Bizim bu hocanın da bu David aşkı beni bitiriyor kardeşim. Burak düşmanlığı nedir ya? Şu adamın kariyere bak. Öyle aslan mı olur? Sinirlendim. Rehin oldu o. Mozambikli. Bu oyunda çok denk gelmez yani Mozambikli falan. Ama öne falan geçersek deneriz bu maç. Aynı takımı bildiriyorum. Maça başlıyoruz. Bakalım. Burak'tan gol veya goller gelecek mi? Bir yolun sonu şampiyonluk hissediyorum. Zemin çok güzel bu arada. Çok iyi. Jeremy Piet, Renato Sanchez, Andre Piet. Şu üçgenlere bayılıyorum bu oyunda. İkone. İkone'nin o şahane golünü hatırlıyorsunuz. Messi, Getafe'ye karşı. Maradona da diyebiliriz. Bamba. Jonathan Bamba. Oğlum Zeki ne işin var lan orada? Aman. Amanın. Dikkat edelim. Burak. Burak yapıyorsun bir sporu ya. Kone. Dön dön. Kaleye dön ya. Sen de geri at oğlum. Sen de geri at. Oradan top oraya mı gider ya? Yani şu an açıkçası Brest beni şaşırdı. Şaşırttı. Jean Lucas var adamlarda ya. Oğlum bu nasıl aldınız siz? Bir iki sezon öncesinin Wonder Kid'i diyeyim size. Jean Lucas. Hani Brezilya Ligi çıkışı zaten. Flamengo bu adam. Zaten kiralıkmış yani. Lyon 8 milyon euro verip Brest'e onu bırakmaz zaten. Ama Jean Lucas tehlikeli. Tehlikeli. Bu kadrolarını inceliyorum. O yüzden tek tek giriyorum. Favre'ye bakalım. 22 yaşında. Bu da Monaco'dan alınmış bir oyuncu. Yani daha 3. profesyonel maçı. Umarım bize patlamaz. Şimdi Philippe Teus. Orta. Kesti. Böyle bir şey Zeki'yi kesmek istemediğimiz için sol bek yaptık. Piet oynuyor ama sağ ol Zeki. Sağ olayım.
O gol bizi üzdü. O gol bizi üzdü. Erken karşılık verirse bir kere bitmeden belki, ama veremezsek işimiz... Allah, Piet bizi şaşırtıyordu. Piet'e bak sen ya. Aslanın Piet. Ya oğlum öyle mi o taş? Ya vicdansız. Abi çok ortada oyun ya. Şu an oyun o kadar ortada ki. Yani çok da bir şey yapamıyoruz. Peki. Burak indirdi. Offside var mı? Hakem VAR'a gitmedi. Hakem VAR'a gitmedi ve gol geldi. Zeki ikone. Zeki Burak. Ya Burak müthiş bir top aşırttı. Tecrübe kokuyor. Biz boşuna bu çocuklar için yapmıyoruz bu kariyeri. Görüyorsunuz. Hakkını veriyorlar. Buradan Burak'a bir tebrik edelim. Seslenelim. Yalnız gitmemiz de lazım yani. Yine bir araba hamlesi ama geç kaldık gibi. Brest de yani yemedi içmedi, savunma yaptı diyeceğim, almayacak. Adamlar oynadı, güzel oynadı. Yalnız 18 şut çekip 1.98 gol beklentisiyle oynayıp veri üretirmek de biraz bizim beceriksizliğimiz oldu diyelim. Oyunu burada kaydedeceğim. 3 maç oldu. Hemen bakalım. Saint-Étienne 2-0 yendik. Montpellier ile deplasmanda 1-1 kaldık. Yusuf ve Burak olmadığı için o maçı direkt geçtim. Brest'te de 1-1 kaldık. Önümüzde diğer videoda büyük ihtimal Strasbourg, Lens, Dijon'u oynayıp Lyon ve Paris maçlarını geniş özet şeklinde oynayacağız gibi duruyor. Çünkü onlar çok zevkli maçlar olacak. Paris'in kadrosunun üstünden geçelim. Aslında geçmeye de gerek yok, hepimizin bildiği bir şey. Yani Neymar, Mbappe, Neymar'ın özel yeteneği yani yok abi. Böyle bir sayfa yok yani. Benim 3-4 oyuncuyu toplasam bu kadar yeşil çıkmaz. Şimdi takımımız, taktiğimiz yani. Şimdi burada kapatıyoruz arkadaşlar. 3 maçımızı yaptık. Zaten transfer vesaire girmedik o toplara. Amacımız bu sezonu hızlı bir şekilde bitirmek ve bir alıştırma, deneme yapmak. Ama umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ya videolar geçtikçe daha iyi olmaya çalışacağız, öyle söyleyeyim. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi geceler. Görüşürüz.